aksiyon içindeyiz. Gelelim bizim önemli meseleye. Vallahi billahi. Peki, Maka ile Halil orada çay içerlerken, Tuğçe burada Maka'yı orada Halil ile çay içerken gördüğünde dayanamadı, fenalaştı ve Ayşem dışarı aldı onu. Revire gittin galiba, revire mi gittin? Tansiyonu mu düştü çocuğum? Ya ben de astım var da, astımım tuttu stresten, üzüntüden. Evet, bahar aylarında üzüntüden astım. Geçmiş olsun. Giderken işte Halil'e dedim, Halil neredeydin? Yok, bir şey yok dedi. Maka'ya dedim, kız nerede dedim, Halil dedim, bir işi var gelecek dedi. Dedim ki kesin dedim, Tuğçe'nin yanında dedim. Yok dedi, ben Halil'e güveniyorum dedi. Al sana Halil, göster. Ben sana üzülme demiyorum kaç sefer. Demesi çok olay işte. Geldi bana söyle. Yastımın var. Evet, tuttu zaten. Kötü olursa ne olacak? Tuttu zaten. Böyle yaparak kendini daha çok yıpratıyorsun ama. Yani evimde değil. Niye ona senin değil Tuğçe? Sen nasıl makara çayı çıkartıyorsun ya? Niye? Niye çıkartıyorsun? Niye çıkartmayacağım canım? Niye çıkartıyorsun? Sen varsın etrafa taliplerime çıkmayacak mıyım ben? Çıkmayacağım. Böyle bir saçmalık mı var? Çıkmayacaksın. Yok öyle bir dünya. Ben de sana taliplerini ara diyorum ben sana. İstemiyorum. Talip istemiyorum. Sen böyle bırak. Kendi kısmetlerini kapatıyorsun Tuğçe. Kapansın. Ben son noktayı koymadım. Kapansın. Onu. Koy. Kapansın. Umurumda değil benim başkaları. Daha kötü olacaksın ama bak. Aileni izliyorsun. Aileni izliyorsun onu. Yani umurum, böyle yapma yani. Umurumda değil. Umurumda benim şu anda bir görüşmem var. Tamam. Tamam. Olabilir. Hem senin taliplerini arana yani. Aramıyorum ya. Zorla mı arattıracaksın bana? Ağlamanı da istemiyorum. Niye? Ağlatmayacaksın o zaman ya. Ağlatmayacaksan değil. Ağlatmayacaksın. Hayır. Makaya nasıl ikinci şansı veriyorsan bana da vereceksin. Ben sana kaç sefer verdim Tuğçe? Kaç şans verdim ben sana? Ay neden o zaman sürekli olumsuz deyip duruyorsun? Maka bu görüntülere. Evet. Ne diyorsun tatlım Maka? Revirde biraz önce yaşananlar bunlar. Halil lavaboya giderken revirde Tuğçe'nin fenalaştığını görmüş. Bir geçmiş olsun demek için içeri girmiş. Olabilir, insanlık sonuçta. İnsanlık yapmış. Ben olsaydım ben de yapardım. İnsanlık yapmış. Evet. Şöyle bir şey var. Bu Halil isteseydi olumlu diyecekti. O yüzden şimdi biraz kızdım tabii ki de. Yani hoşuma gitmedi. Bir daha da olması tabii ki de istemem. Ama yani rahatsız olduğu için yardım etmek için gitti. Olabilir. Olabilir diyorsun. Kim olsa yapması lazımdı böyle bir şey diyorsun. Ama Tuğçe'ye yapmasaydı iyiydi ama diyorsun. Yapmasaydı tabii ki de iyiydi ama yani sonuçta o da insan. Olabilir. Hmm. Ya şöyle bir şey söyleyeyim Uğur abi. Orada Tuğçe değil bir başka bayan da olsa yanılgıcıdaki erkeklere de sorabilirsiniz. Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Yani ben yapmam diyor Müjdat. Al. Al. Doğruyu da Tuğçe değil. Bir başka bir bayan olsa yanına gitmez miydin? Ben açık benden söyleyeyim. Orada çay içerken benim eski talibim veya o bana beni seven bir bayan buradan çıkıyorsa zaten burada revire gitmiş zaten. Farklı bir yere gitmemiş. Evet. Yanındaki bayan varsa gitmem yani. Demek ki sen ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Ben bakla kendini kandırma. Az önce dedin ki yok Halil'e güveniyorum, yok Halil bir yere gitmez. Halil sana karşı hiçbir şey hissetmiyor. Sen karışma istersen bu işte. Kendi karar kendine bırakın. Siz karışma. Tamam kendi karar kendine bırakın. Sen niye karar bundan alıyorsun? Sen nereden biliyorsun bu ne hissediyor? Ben mi? Evet. Halil söylesin. Halil ne zamandır beni tanıyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kesinlikle burada Tuğçe'ye umut vermedim. Makaya çaya çıkıp Makaya da umut verdim. Sadece ben geçenki bir olayımızda, karar anımızda abla o zaman şey yani kafam biraz karışıktı. Tam oturup kendisiyle konuşamadım. Hatta dışarıda da görüşmedik kendisini. Dedim bir çaya çıkalım, çayla konuşalım dedim. Bu arada lavaboya ihtiyacım geldi abi, lavaboya gittim. Orada Tuğçe'yi gördüm işte. Yani ne kadar tabii, olsa... Tabii. Hüsna, al annem. Tabii. Seda abla. Hay yavrum. Ben şöyle söyleyeyim, bence Halil'in gönlü Tuğçe'de var. Ama uğraştırıyor. Ayrıca o çaya gittiler, hiç konuştuklarını görmedim. Dikkat ettim ben. Yok biz konuştuk kendisiyle. Hayır hiç konuşmadık. Biz ben konuştuk. İsterseniz tekrar yayınlayalım. Yok hiç konuşma yoktu. Hiç konuşmadılar. Ceren al annem. Onun yanına giderek bile ona ümit veriyorsun. Demek ki aklındaymış. Ya şimdi gidiyorsun. Şöyle bir şey. Mikrofonumuzda sesler mi yok çocuklar? Heh. Baştan söyle annem. Onun yanına gitmesi bile umut vermektir. Ben demek ki aklındaymış ki o kadar merak edip yanına gitmişsin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sus. Sus. İnkar etme burada, söyle işte. İnkar etme yani. Bütün bayanlar aynı mı düşünüyor? Onun yanına gitmesi umut vermektir mi diyorsun? Sadece bayanlar değil ki, erkekler de aynı düşünüyor.